Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının 6. haftasının 4. videosundayız. Ne yapacağız bu videoda? Alan parsellemenin ikinci kısmından bahsedeceğiz. Alan kaydırmadan bahsedeceğiz ve açıortay alan ilişkisinden bahsedeceğiz. Yani sayfa numarası 88, 89 ve 90'ın yarısına kadar geleceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Alan paylaştırmanın ikincisindeyiz. İlkinde ne demiştik? Bundan önceki videoda tepe noktaları aynı olan yani yüksekleri aynı olan üçgenlerden bahsetmiştik. Tabanlarıyla doğru orantılı olacak şekilde üçgenlerin alanını dağıtıyorduk. Şimdi de tabanları aynıysa evet iki üçgende tabanlar aynıysa bak ABC üçgeni ve DBC üçgeninde tabanlar aynı. Tabanları aynı olan üçgenlerde yüksekleri oranı şu H1 çizilmemiş hemen onu çizeyim. Yükseklikleri oranı alanlar oranı eşittir. Çünkü tabanlar aynı. E, taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani tabana A diyecek olursak A çarpı H 1 bölü 2 bölü A çarpı H 2 bölü 2 dersek üçgenlerin alanları oranını buluruz. E burada da zaten bu şekilde de yapabilirsiniz. A bölü 2'ler gitti. Ne kaldı? H1 bölü H2 kaldı. Evet gerçekten tabanları aynı olan üçgenlerde yükseklikleri oranı neye eşitmiş arkadaşım? Alanları oranına eşitmiş. Evet bakalım sorusu ne diyor? Şimdi AE'yi vermiş bize 3x artı 1 diye yazalım şurayı. DF'yi vermiş bize 2x artı 3 diye. Şekil karışık ama dikkat et. Tabana ait yükseklik ve bu da tabana ait yükseklik. Ve her ikisi de aynı tabana ait yükseklik. O zaman şunu diyebiliriz. Alanlar oranını da vermiş bize. Alan ABC bölü alan DBC yüksekler oranına eşit değil midir? Çünkü tabanları aynı olduğundan dolayı. Evet 4 bölü 3 neye eşit olmak zorunda? yüksekler oranına eşit olmak zorunda. 3x artı 1 bölü 2x artı 3 e eşit olmak zorunda. İsterseniz ispat yöntemiyle de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. İşler dışlar yapalım. 8x artı 12 eşittir 9x artı 3 yaptı. Buradan 8x'i öbür tarafa atınca 9x eksi 8x'ten x kaldı. 12 eksi 3'ten de 9 kaldı. Yani x'i böylelikle 9 olarak bulduk. Örnek 42'de. Geldik örnek 43'e. Evet alan ABD demiş burada arkadaşım görüyorsunuz. 40 olarak verilmiş. Hemen alan ABD'yi yazalım. Şu üçgenin alanını 40 vermiş bize. 40'ı burada kullanacağız demek ki biz. FC bölü AE verilmiş. FC bölü AE. Yani burası 2 2K iken burası neymiş? 3K değil 5K olarak verilmiş. Buna göre alan BCD nedir diye soruluyor. Normalde iki üçgene bakacak olursanız tabanları aynı ya. Yüksekler oranı alanlar oranı eşit diyebilirsiniz. Yani 5K bölü 2K eşittir. 5K'daki alan 40. Bölü 2K'daki alanda A alan diyelim mesela. 8 katı 8 katından dolayı A'yı ne buluruz? 16 buluruz. Cevap da 16 çıkar. Yani BCD'yi böylelikle 16 buluruz. Ya da hocam tabana ait yüksekler olduğu için tabanına böyle X dersiniz. X çarp 5K bölü 2 eşittir 40 deyip X çarp K'yı bulursunuz. Sonra X çarp 2K bölü 2 de A'yı alanını verecektir bize deyip ispat yöntemiyle de bunu yaparsınız. Evet. Ya genelde böyle alan dağıtmayı çok kullanıyoruz ama bu şekilde yükseklerden alan dağıtmayı çok fazla kullanmıyoruz. E, taban çap ispat yöntemi de sonuçta çözüm yöntemi oluyor. Güzel bir çözüm yöntemi oluyor. Ama tabi ben burada size yüksekler oranı alanlar oranından gittim. Bu aklınıza gelmesi de normal klasik yoldan da taban çap yüksek bir de sonuca ulaşabilirsiniz. Sonuçta tabana ait yükseklik olduğundan dolayı. Ama bu yine de bu şekilde olduğunu da bilelim. Evet geldik bir sonraki soruya. Evet 45 ve 15 verilmiş. Bu 45-45-90 üçgeni ve bizden alanlar oranı nedir diye isteniyor. Arkadaşım iki üçgende alanlar oranı isteniyor. Bir kere 15-75-90 üçgende ne yapacağız? Bizim için önemli olan haşa 4 haş olduğunu biliyoruz. Burası haşken buranın ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 4 haş olduğunu biliyoruz. E hocam ben o zaman bu üçgenin alanını da bulabilirim. Bu soru buna göre yazılmış aslında. Tabana ait yükseklik çizip buradaki haşı bulmaya yönelik yazılmış aslında ama sen yine şu şekilde yapabilirsin. Hocam burası da 2 kök 2 h 2 kök 2 h deyip bu üçgenin alanı 2 kök 2 h çarpı 2 kök 2 h bölü 2 bölü bu üçgenin alanı da 4 h h bölü 2 deyip normal klasik yollar çözebilirsin. Ya da burada aynı tabana ait ya bu tabana ait yükseklik var. Eyvallah bir de şu yüksekliği bulursak olay bitti deyip o şekilde de yapabiliriz. Evet sanki buradan daha kolay çıkacak. 45-90 ise burası da 45 oldu. E, bu bir ikizkenar dik üçgen tabanındaki eş parçaya bölecek. Yani burası 2H, 2H oldu. Hatta 45 45'ten dolayı 2H burası da 2H oldu. E, alan ABC yani şu üçgenin alanı böyle bu üçgenin alanı Tabanlar aynı olduğu için yükseklikleri oranına eşittir. Yani 2H haş bölü H'dan cevap ne çıkar? H çıkar. Evet örnek 44'ü böylelikle 2 bulduk. Şimdi geldik benim için önemli olan yerlerden birine. Benim için önemli olan sizin için de önemli olan yerlerden birine geldik. Nedir? Alan kaydırma. Arkadaşlar bakın ben şuna çok dikkat ederim. Üçgende alan konusunda şu üçü benim için çok önemlidir. Bir tanım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. En önemli şeylerden biri. Zaten bunu sinüs alan formülünde işlerken de gördük. Oradan çıktığında gösterdik. İki alan dağıtma. Alan parsellemede alan e, parçalamada denilebiliyor. Alan dağıtma. E, bir önceki videoda yaptığımız. Bir de 3 alan kaydırma. Alan kaydırmayı da bilmek lazım. Özellikle paralel kenarda dikdörtgende karede yamukta. Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde de çok fazla karşımıza çıkıyor. Şimdi alan kaydırma dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Burada iki paralel doğru arasında üçgenler verildiği zaman yalnız üçgenler şu şekilde olacak. Taban burada ve tepe noktaları da farklı yerlerde olduğu zaman. Yani elimizde bir şöyle bir üçgen var. Bak dikkat et. Bir böyle bir üçgen var. Bir de mavi renkle göstereyim şimdi. Bir de bunun haricinde şöyle bir üçgen var bak dikkat et. Şöyle bir üçgen var. E tabanları aynı ve paralel doğru üzerindeki tepe noktası farklıysa, paralel doğrular üstünde taban varsa ve tepe noktaları da diğer paralel doğru üstündeyse bu sarı üçgenle mavi üçgenin alanı aynıdır. Niye? Bizim bir önceki şeyden geliyor aslında mantığı. Tabanları aynı olan üçgenler değil mi? Evet iki paralel doğru arasında yükseklik her yerde aynı değil midir? Şöyle baktığın zaman aynen öyle. E o zaman iki paralel doğru arasında yükseklik de aynı olduğundan dolayı yani hem sarı üçgenin yüksekliği h hem mavi üçgenin yüksekliği h taban aynı yüksekler de aynıysa alanlar oranı yüksekler oranına eşittir diyebiliriz. Ya da ben ne yapıyorum? Bu şekildeki sorular gerçekten karışık bir şekilde geliyor. Bu iki paralel doğru arasında bir üçgen verildiğinde tabanı sabitliyorum. Bak şimdi dikkat. Paralel doğrular üstündeki tabanı sabitliyorum. Buradaki tepe noktasında istediğim yere oynatabilirim. Alan değişmez. Aldım bunu buraya getirdim. Bu tepe noktasına ait şu tabana ait bir üçgen oluşturduğum zaman bu üçgenle bu üçgen birbirinin tıpkısının aynısıdır. İsterseniz şu paralel doğru şöyle olsun isterseniz burada seç noktayı hiç fark etmez. Bak taban burada nokta buradaysa hemen bir üçgen oluşturduğunda şu siyah üçgende ne olacak? Yine sarı üçgene ya da mavi üçgene eşit olacak diyebiliriz. İşte ben buradaki A noktasını böyle doğru üzerinde kaydırdığım için ben buna alan kaydırma diyorum. Genelde bunu farklı şekilde de söyleyenler de var. Akılda alan kaydırma daha rahat bir şekilde kalıyor bence. Evet, böylelikle bu alanların birbirine eşit olduğunu gösterdik ve ispatını da yaptık. Tabanları aynı yükseklikleri aynı olduğundan dolayı. Hadi bakalım şimdi şuraya. Evet, bize alan ABE'yi vermiş. Alan ABE ve alan CDE'yi vermiş. Gençler, şu x artı 3 verilmiş hemen şunu şuraya x artı 3 yazayım. Buradaki alanda 2x eksi 5 verilmiş. Hocam şu alanlar. Aa, hocam ben neyi biliyorum? İki paralel doğru arasında bir üçgen var. Bak taban sabitken bir kırmızı üçgen var. Bak dikkat et. Bir de mavi üçgen var. Tepe, aldım tepe noktasını buraya getirdim. Yani tepe noktası bu ve taban kırmızı olacak şekilde bir üçgen oluşturduğum zaman. Yani şu kırmızı üçgenle şu mavi üçgen ne olmak zorunda arkadaşlar? Alanları birbirine eşit olmak zorunda. E ben buraya A alanı dersem. A alanı artı x artı 3 eşittir. Aynı zamanda mavi alan. A alanı artı 2x eksi 5. A'ların anay oldu. X'i buraya attım. X kaldı. Eksi 5 de artı 5 diye geçti. 8 yaptı. Böylelikle x'i 8 olarak buluruz arkadaşlar. Evet geldik örnek 46'ya. A şekilde 90 derece var. Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa üçgenin alanı %99.9 99, do... %99 nereden çıkıyordu? Tabana ait yükseklikten hocam. Hemen şu üçgene bakıyorum. Bu üçgende herhangi bir taban uzunluğu yok ki ben bu alanı bulamam. Aa, burada paralellik verilmiş. Paralellik verilmişse alan kaydırma aklına gelecek. İki paralel doğruyu belirle. Bak şimdi dikkat. İki paralel doğruyu belirledin. İki paralel doğru arasında şu üçgenin alanı isteniyor ya. Üçgenin alanındaki tabanı sabitle. Şurayı sabitledin diğer paralel doğru üstündeki tepe noktasında istediğin yere oynatabilirsin. Tabii ki en köşesi daha mantıklı. Bu noktayı aldım. Şuraya getirdim mesela. Tepe noktası bu. Taban bu olacak şekilde üçgen oluşturacak olursam işte şu üçgenimiz oldu. Bu üçgenin alanıyla bir önceki üçgenin alanı ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Evet şu alanla şurada kalan birbirine eşit. Peki ben bu üçgenin alanını bulamazken şimdi şöyle bir üçgen oluşturdum alan kaydırarak böyle bir üçgen oluşturdum. Bu üçgenin alanını bulabilir miyim? Bulabilirim. Nereden? Hocam bak taban var. Tabana ait yükseklik tepesi burası olduğu için buradan çizilen yükseklik geniş açılı olduğundan dışarıya düştü. Y yüksekliği de 5 olmuş oldu burada. O zaman şuradaki kalan A ise burada kalanın da A olduğunu biliyorum ben. O zaman A alanını bulalım. A alanı eşit? 6 çarpı 5 bölü 2'ye eşit. 30 bölü 2'den ne olacaktır cevap? 15 olacaktır. Evet şu mavi alan 15. Önceki mavi alanda yine 15 olmak zorunda alan kaydırmadan. Bunlar birbirine eşit. Bunu bilelim. Paraya kenarda karşımıza çıkacak, yamukta karşımıza çıkacak ya da iki paralel doğru arasında bir üçgen varsa o üçgeni kaydırmak gerçekten sorularda çok işimize yarıyor. Farklı yollarla yapılabilir mi? Yapılabilir ama benim en beğendiğim yol, en kolay, bana en kolay gelen yol bu şekilde. İki paralel doğru verildiğinde arasındaki üçgende böyle hemen alan kaydırmayı düşünüyorum. Sen de düşün. Alan kaydırmak zormuş gibi gelebiliyor. Buradaki alan buradaki yine nasıl seçeceğiz? Dediğim gibi iki paralel doğruyu belirle. Taban ve tepesini belirle. Tepeyi kaydıracaksın sadece. Bu kadar basit. Geldik örnek 47'ye. Bak bu dörtgenin alanı isteniyor. Hocam bu dörtgenin alanında A alanı ve şuraya da B alanı diyeyim. A alanı belli. Benden A artı B alanı isteniyor. A alanı belli. B alanı bulamayacağım. B alanı bulalım. Bak B alanı nerede? Hocam şu iki paralel doğru arasında. Bu iki paralel doğru arasında ne yapacağız? Hiçbir şekilde uzunluk mu uzunluk verilmemiş. Bu arada büyük üç, büyük ihtimalle üçgenin alanı nedir? Tabana ait yükseklikten çıkacaktı. Hocam hiçbir kenar verilmemiş ki. Yükseklik çizsem çıkar mı? Çıkmaz. O zaman iki paralel doğru arasında verildiği için tabanı sabitliyorum. Bak dikkat. Tabanı sabitliyorum. Tepe noktasında diğer paralel doğru üstünde oynatıyorum. Kaydırıyorum yani. Kaydırdım 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 en köşeye buraya kaydırdım. E o zaman tepe noktası bu. Taban bu olacak şekilde üçgeni oluşturduğum zaman şöyle. Buradaki alanda ne yapmak zorunda? B alanı yapmak zorunda. E benden önceden A artı B isteniyordu. Şimdi mavi alan B oldu. A artı B yan yana geldi. Buradaki dik üçgenin alanı değil midir bu? Evet. Evet buradaki dik üçgenin alanı isteniyor bizden. Yani A artı B alanı ne yaptı? 5 burası 10 burası. 5 çarpı 10 bölü 2'den kaç çıkıyor o zaman? 25 50 bölü 2'den 25 çıkar Arkadaşım, evet gördüğünüz üzere gerçekten basit ve rahat. Sen de çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Korkma soruda. Evet geldik bir sonraki şeye kısma. Açı ortay alan ilişkisi. Açı ortay alan ilişkisi. Arkadaşlar, açı ortay. Burası açı ortayların kesim noktası verildiği zaman, ABC ise kenarlar. E, buradaki üçgenlerin alanları tabanlarıyla doğru orantılıdır. Atıyorum 2, 3, 4 ise 2a, 3a, 4a'dır. Yani I işte çemberin merkezi ise üçgenlerin alanları üçgenlerin alanları yazalım. Alanları ne ile orantılıymış? A, B, C ile doğru orantılıdır. Niye hocam? Çünkü açı ortay ya bu. Alan konusundayız ya. Tabana ait yükseklik lazım bize. Hocam şuradan dik çizsem. Tabi buradaki dik şu doğrusal olacak diye bir şey yok. E, A çarpı H bölü 2 bunu bulurum. E, şuradan dik çizsem. E, buradan da dik çizsem. Bak şimdi dikkat et. Hocam bu dik. Bu dikse A kollara çizilen dikmeler birbirine eşittir aç ortayda. Hocam burada da aç ortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşittir. Bak 3 üç tane üçgen var. Yüksekleri aynı. E yüksekleri aynı olan üçgenlerde alanlar tabanlarıyla doğru orantılı olmaz mı? Kesinlikle olur. Yani atıyorum burası 2, 3, 4 ise 2'deki alan 2A ise 3'deki alan 3A, 4'deki alan da 4A diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Evet açı ortaya alan ilişkisi de bu. Mesela bakalım şöyle bir şey verilmiş. Şimdi A, B, S1 demiş. Şurası S1. A, C, S2 demiş. Şurası S2. Bir de B, C, S3 demiş. Burası da S3. A hocam burası ne verilmiş? İçteye çemberin merkezi. İçteye çemberin merkezi iç açı ortayların kesim noktasıydı. E madem burası açı ortayların kesim noktası dikmeler çizildiğinde yüksekler birbirine eşit ya yüksekler birbirine eşit olduğundan tabanlarla doğru anlatılı olacaktır alanlar. Yani 4'te kalan 4A ise 5'te kalan 5A, 6'te kalan da 6A diyebiliriz. E, S1 artı S3. S1 artı S3 yani 4A artı 5A değil 6A pardon. 6A bölü S2 isteniyor bizden. S2 de 5A'ya eşit. Yani bu 10A bölü 5A'dan neye eşit olacaktır? Cevap 2'ye eşit olacaktır. Yani örnek 48'i böylelikle 2 bulduk. Bu kadar basit. İşte çember alan içkisi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Gelelim örnek 49'a. Bir dik üçgenin dik kenarlardan birinin uzunluğu 9 cm ve işte çemberin yarı çapı verilmiş. Hmm, öyle klasik yoldan çıkmayacak demek ki bu sefer. Şimdi arkadaşım şöyle bir 90 derece var. Dik kenarlardan birinin uzunluğunu 9 vermiş ve işte çemberin yarıçapını vermiş. İşte çemberin yarıçapı dediği arkadaşlar Şöyle içeriden teğet çember çizdiğiniz zaman bu yarıçap çap şu şuraya çizilen dikmedir aslında. Şu yarıçap çemberin yarı çapı burası ya da burası ya da burası. Hah. işte çemberin yarı çapı dediğimiz aslında burası işte çemberin yarı çapı ya burası. Şimdi burası açıortayların ortayların kesim noktasıysa eğer bak açıortayların ortayların kesim noktasıysa şu bunu da öğrenmiş oluyorsunuz bak burada. Burada arkadaşım buradan şu kollara çizilen dikmeler tabii bu açıortayları göstereyim bu açıortayların kesim noktası olduğunda bu da 45 45 yapar hatta buradaki kollara çizilen dikmeler ne oluyormuş arkadaşlar kollara çizilen dikmeler bizim işte çemberin yarı çapı oluyormuş evet şunlar işte çemberin yarı çapı e bunlar da birbirine eşitti dediğim gibi şöyle bir üçgen çizdiğinizde şöyle yaptığınızda şuradan dik buradan dik buradan dik çizdiğinizde bu da zaten aynı şekilde eşit 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 olan değil midir evet e dik üçgen vermiş bir kenar 9 diğer kenarı da kaç vermiş 3 vermiş. E hocam 90 90 90 90 burada bir dikdörtgen çıktı. Hatta 3 ise karşısı da 3. Üç. E üçgen burası da 3 üç ya. Üçgen burası da 3. Hatta bir kare çıktı. E açıortayda kollar kolları silendik eşit. E burada da açı ortayda kolları silendik eşit. Ayırdıkları yerler birbirine de eşit olacak burada. E, hocam burada ne çıktı? Tamamını 9 vermişti. Burası ne oldu? 6'ya 6. E burada da açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşit. Ayırdıkları yerler birbirine eşit olacak. Burası da a, burası da a. a. bak burası ne çıktı? A artı 6. Burası ne çıktı? A artı 3. Burası zaten 9. Yani burada ne yapacağız? Burada işlemimizi yapacağız. A artı 6'nın karesi eşittir. A artı 3'ün karesi artı 9'un karesi. İşlem 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 deyip sonuca ulaşacağız. Bir dik üçgenin bir kenarı 9'sa hisset kardeşim ne üçgendir? 3 4 5'in 3 katı 9 12 15. Acaba 9 iken burası 12 burası 15 mi? Buranın 15 olması için A yerine 9 koyarız. A yerine 9 koyduğunda burası 15 oluyor mu? 12 oluyor mu? Oluyor. 9 12 15 sağlandı. Yani A'yı biz böylelikle ne bulmuş olduk arkadaşlar? 9 bulmuş olduk. Buradaki işlemle de A zaten 9 çıkar. Ama bizden ne isteniyor? Bu üçgenin alanı. Bu üçgenin alanı nedir? Hocam dik üçgen zaten dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Yani alan 9 çarpı 12 bölü 2 eşittir. Şunlar sadeleşse 6. 6 kere 9 da kaç yaptı? 54 yaptı. Öz, böylelikle örnek 49'u ne bulduk arkadaşım? 54 bulduk. Ve böylelikle sanırım bu kısım bitiyor. Ve son videoya geleceğiz bundan sonrakinde. Ağırlık merkezi alan ilişkisi ve benzerlik alan ilişkisinden bahsedeceğiz. Bu da önemli diyebiliriz. Özellikle benzerlik ağırlık merkezinde gerçi çok, çok kullanıyoruz. Ya alanla ilgili hiç boş video yok diyebilirim size arkadaşlar gerçekten. Bir ikinci videoya yani sinüs alan formülünde boş diyebilirsiniz. Çünkü niye? Onu da taban çarpı yüksek bölü yapabildiğimiz için boş bir video diyebilirsiniz. Ama sinüs alan formülünde tabi bilmenizi de istiyorduk. O zaman da zaten bunları da söylemiştik. Evet gençler böylelikle bu videonun da sonuna geldik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda bu haftanın son videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.